Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün misketle tekrardan bir video çekelim dedik. Bir iki gündür kafes dışına çıkartmamıştım. Bugün tekrardan bir kafes dışına çıkartayım dedim. Konuşturma eğitimimiz devam ediyor, bir sıkıntı yok. Ufak ufak cümleler kurmaya çalışıyor. Fakat tamamıyla cümleleri net bir şekilde kurduktan sonrasında bir video hazırlamayı düşünüyorum zaten. Şöyle misketi şu an tam net çekemiyorum. Daha yeni çünkü kafesten çıkarttım ve biraz omuzumda durmasını istiyorum. Birbirimizle bir yakınlaşalım. Elime almaya çalışacağım bu süreçte. Daha sonrasında da bir çekyat üzerine yere sabit bırakacağım. Bir ortalığı iyice tanısın diye. Şimdilik biraz misketle ilgileneceğim. Videoya misketi çekyata bıraktığım zaman, oda içerisine bıraktığım zaman tekrardan devam edeceğim. Şu an misketi omuzdan indirdik. Bir etrafı tanısın, dolaşsın dedik. Fakat olduğu yerde çekyatla ilgileniyor. Kemirmeyi çok seviyor. Etrafı böyle bir kemiriyor. Biraz yaklaşmak istedim fakat biraz tepki verdikten sonrasında bir sıkıntı olmadı. Tekrardan bir yaklaşmaya çalışacağım. Ne gibi tepki verecek bir bakalım. Şöyle çok fazla ürkütmeden yanında böyle elimi bulundurmaya çalışıyorum ki maksat bir yandan da alışsın zamanla. Çünkü bazı kuşlar sevmiyorlar ve alışması zaman gerektiriyor. Geç hadi. Çok tripli ya, çok nazlı. Yani gerçekten bir erkek değil de bir dişi olacak ve gerçekten mükemmel trip atıyor. Geç bakayım. Kuşlar başını okşatmayı sever aslında. Fakat dediğim gibi bu biraz elimize bir yabancılık çekiyor halen. Bunu da arada oraya dışkısını yaptı ve hayır dışkı. Şöyle misketi bir çekim peçeteyle alacağım fakat mikrofon taktım ya, mikrofonun kablosu biraz uzun olduğu için biraz etrafa dolaşıyor. Şöyle mi çekelim, gel misket seni. Ne yaptın sen? Dışkı mı yaptın? Gel. Elime gel hadi, gel. Omuzumdan inmez. Kafası estiği zaman elime gelsin, elimden bırakayım, atmaya çalışayım, elimden inmez. Ama inadı inat yani. Gelmek istemiyorsa gelmiyor. Bu süreçte de zaten hayvanı çok fazla sıkmıyoruz zaten. Arada bir elimize almaya çalışıyoruz. Bak perdenin dikişlerini ısırıyor. O elime çıkmayacaksa hiçbir türlü çıkmaz yani, inat eder. Senin de çok iyi camşın artık.
Büyük ihtimal omuzuma çıkacak birazdan. Dışarıdan sesler geliyor. Şimdi tepki ona tepki veriyor. Sesler gelince. Perdeden korktu rüzgar. Esiyor, perde hareket edince korktu bir an. Ne oldu, korktun mu misket? Ne oldu babacık? Babacık. Genellikle sabah erken saatlerde böyle ötüşler yapıyor ve babacık cümlesini kurmaya çalışıyor. Böyle akşam vakti çok fazla şey yapmıyor, ötmüyor, sakin kalıyor. Gün doğumu genellikle kuşlar daha çok mutlu olduğu için, güne yeni başladıkları için daha enerjik oluyorlar. Misket. Babacık. Babacık. Hayır, perdenin dikişlerini elleme. Hayır. Kolum ağrıdı bir yandan. Şöyle diğer elimle kamerayı tutmaya çalışacağım. Fakat dediğim gibi biraz önce inat olduğu için kolumdan da şu an çek yata inmez. Yani omuzumda gezer. Hadi in. Aferin. Arkadaşlar, burada videoyu sonlandırıyorum. Ben biraz daha misketle ilgileneceğim. Fakat şöyle misketin kısa bir oda dışındaki videosunu da sizlere sunayım istedim. Misket videosu bir süredir gelmiyordu çünkü. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay. I'm gonna